Bunun bir telafi dersi olması nedeniyle biraz özel bir şey yapacağız. Özellikle uygun olduğunu düşündüğüm bir filmden bir kesit izleyeceğiz. Üçüncü Adam adlı filmden yaklaşık 5 dakikalık bir bölüm. Daha önce izleyen var mı? Peki, belki düşündüğümden daha fazla. İzlemiş olanlarınız ve daha fazla olarak izlememiş olanlarınız için filmin bağlamını anlatayım. Üçüncü Adam adlı bu film 1948 yılında Graham Greene'in kısa hikayesinden uyarlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrası Viyana'sında geçer. Bizim izleyeceğimiz kesit filmin en meşhur kısmıdır. İki eski arkadaş arasında geçen konuşma hakkındadır. Orson Welles tarafından canlandırılanı Viyana'da kara borsacılık yapmakta ve yaşamını yeraltı piyasasında çok kötü bir iş yaparak kazanmaktadır. Bu sahnede Joseph Cotton tarafından canlandırılan eski bir okul arkadaşını bu işe katılmaya ikna etmeye çalışıyor. Orson Welles karakterinin ölümünün düzmece olduğunu ve en yakın işbirlikçileri dışında hayatta olduğunu kimsenin bilmediğini de eklemeliyim. Bunu söylemeliydim. Kandırmaca bir ölümden sonra bu sahnede Joseph Cotton tarafından canlandırılan eski okul arkadaşını kendisinin kara borsa işine girmeye ikna etmeye çalışıyor. İşte size üçüncü adam. Uslu olun, tüm filmi izleyebiliriz. Güzel bir sahne. Güzel. Çünkü sanırım Borgia'ların yönetimi altındaki İtalya'da 30 sene boyunca Machiavelli'nin düşüncesinin tadı hakkında bir şeyler aktarmaktadır. Bu Machiavelli'nin zamanıdır. Kan ve cinayet, Leonardo da Vinci ve Rönesans. İsviçre'de 500 yıl boyunca barış ve demokrasi vardı. Ne üretti? Guguklu saat. Birazdan bunun hakkında konuşacağım. Machiavelli'nin kim olduğu hakkında konuşarak başlamak istiyorum. Hükümdarı nasıl okumalıyız? Machiavelli bir Floransalı idi. Bunu bilmek esasen onun hakkında bilmeniz gereken her şeyi bilmeniz demektir. Abartıyorum ama bunu bir hususu belirtmek için yapıyorum. Floransa bir cumhuriyetti. Bir şehir devletiydi. Ve Machiavelli yetişkinlik hayatının önemli bir kısmını cumhuriyete hizmet ederek harcamıştır. Rönesans'ın zirvesinde, Rönesans'ın merkezinde Floransa'da yaşayan Machiavelli, çağdaşları Leonardo da Vinci ve Michelangelo'nun sanat ve heykel için yaptığını siyaset için yapmak istemiştir. Bir diğer ifadeyle Antikite'nin klasik filozoflarının ruhunu kendi tecrübesinin ışığında uyarlayarak canlandırmak istemiştir. En meşhur kitabının ithafında ifade ettiği üzere bu kitap hükümdar, modern şeylerle uzun bir tecrübenin ve Antikite'de olan şeylerin de sürekli bir okumasının ürünüdür. Machiavelli de modernite dediğimiz şeyin ilk ve en güçlü ifadesini buluruz. Fakat Machiavelli sıradan bir Floransalı değildi. Medicilerin yönetimi altında büyümüştür. Yani Floransa'nın birinci ailesi ve onların Savonarola adlı bir Dominiken keşiş tarafından indirilişlerine şahit olmuştur. Savonarola, Floransa'da bir tür teokrasi, bir tür Hristiyan Erdem Cumhuriyeti kurmaya teşebbüs etmiştir. Fakat Floransalılar doğaları gereği bu fikri reddetmiş ve Savonarola'nın yönetimi kısa süreli olmuştur. Bunun yerine bir cumhuriyet yeniden kurulmuştur. Bu cumhuriyette Machiavelli bir tür diplomatik pozisyon olan Second Chancery'nin sekreterliğini 1498'den 1512'ye 14 yıl süreyle işgal etmiştir. Cumhuriyetin yıkılmasından ve Medicilerin tahta yeniden çıkmasından sonra Machiavelli şehirden ve siyasetten şehrin dışında sahip olduğu küçük bir mülke yaşamak üzere sürgün edilmiştir. Bugün orayı ziyaret edebilirsiniz. O, hükümdar, Livius üzerine söylev ve savaş sanatı gibi büyük eserlerini burada, bir siyasi sürgün yerinde yazmıştır. Yine buradan siyaset hakkında bilgi almak için arkadaşlarına birçok mektup yazmıştır. Machiavelli'nin İtalya'da ve başka yerde olup bitenler hakkında bir tür siyaset bağımlısı olduğunu söyleyebiliriz. Bu mektuplarından birinde
Francesco Vettori adında bir adam olan arkadaşına yazdığı meşhur bir mektup. Meşhur kitabını yazmaya nasıl başladığını anlatır. Bu mektuptan bir pasaj okumak istiyorum. Söylemeliyim ki yine bu mektup yüzünden zaman zaman insanlardan sınıfta şapkalarını çıkarmalarını istiyorum. Araştırma evinden. Machiavelli'nin çalışma yaklaşımı budur. Akşam olduğunda diye yazar. Akşam olduğunda evime döner ve çalışmaya başlarım. Kapıda pislik ve toza bulanmış günlük elbiselerimi çıkartır ve en güzel ve gösterişli elbiselerimi giyerim. Nezih kıyafetlerimle sevgiyle karşılandığım antiklerin antik salonlarına girer ve sadece benim olan ve kendisi için doğduğum yemekten yerim. Orada onlarla sohbet etmekten ve onlara eylemlerinin nedenlerini sormaktan utanmam ve onlar şefkatle bana cevap verirler. Her gece 4 saat boyunca hiç sıkıntı duymam. Her acıyı unuturum. Yoksulluktan korkmam ve ölüm beni korkutmaz. Kendimi tamamıyla onlara veririm. Ve Dante akılda tutmadan anlamak bilgi değildir dediği üzere onların konuşmalarından kazandığım sermayeyi not aldım ve hükümdarlıklar üzerine küçük bir eser yazdım. Bu eserde bir hükümdarlığın ne olduğunu, ne türleri olduğunu, nasıl elde edildiklerini, nasıl elde tutulduklarını ve nasıl kaybedildiklerini tartışarak bu konudaki fikirleri inebildiğim kadar derinlemesine araştırıyorum. Burada Machiavelli konusuna yaklaşmadaki ciddiyetinin, nasıl çalıştığının, yazmaya başladığı şeyin ne olduğunun bir ipucunu verir bize. En baştan söyleyeyim. Hükümdar yanıltıcı bir kitaptır. Adı aldatmaca ile eş anlamlı hale gelmiş bir adamdan başka ne bekleyebiliriz? Hükümdar herkesin duyduğu, belki bir önyargısının olduğu bir eserdir. Dün internette dolaşıyordum. Ve Machiavelli hakkında hiçbir beni şaşırtmaktan geri kalmayan yeni bir kitap buldum. Bunun adı Takım Elbise. Erkek modasına Machiavellist bir rehber idi. Bir bakın. Kim bilir? Machiavelli'nin adı her yerde. Şirket yöneticiliğinden şimdi erkek modasına kadar her şeye uygulanıyor. Herkes onun çalışmalarının ne hakkında olduğunu bilir veya bildiğini düşünür. Yine onun adı. Aldatma, ihanet, sinsilik ve hile ile eş anlamlıdır. Kitabınızın kapağına bir bakın. Yüzüne bakın, gülüşüne bakın. Gerçekten daha çok bir sırıtma. Sizin bilmediğiniz bir şeyi biliyorum der gibi gözüküyor. Bugün Machiavelli'yi okumaktaki güçlük, hepimizin onun bildiği şeyi zaten bildiğimizi zannediyor olmamızdadır. Ve bu yanlıştır. Machiavelli bir devrimciydi. En geniş kitabı olan Livius üzerine Söylev'de kendisini onun yeni anlayışlar ve düzenler dediği şeyi keşfinden ötürü Christoph Kolomb ile kıyaslar. Kolomb'un coğrafya için yaptığı şeyi Machiavelli siyaset için yapacağını iddia eder. Yani deyim yerindeyse tamamıyla yeni bir kıta, yeni bir dünya keşfedecek. Machiavelli'nin yeni dünyası. Machiavelli'nin yeni dünyası, onun yeni anlayış ve düzenleri açıkça daha öncekinin, bir öncekinin kaldırılmasını gerektirecektir. Ve Machiavelli yazdığında tabii ki hakim siyasal örgütlenme biçimi imparatorluktu. Daha kesin söylemek gerekirse Hristiyan İmparatorluğu. Machiavelli'nin zamanında bilindiği şekliyle Kutsal Roma İmparatorluğu, Antik Roma Devleti'nin, Roma İmparatorluğu'nun halefiydi. Bu imparatorlukların her ikisi de evrensel olmaya heves etmişlerdi. Bu evrensellik, Hristiyan bir yöneticinin yönetiminde insan ırkının birliği veya tekliği üzerine temellenen evrensel bir Hristiyan devleti için model ortaya koyan Dante'nin meşhur risalesi De Monarchia'da ifadesini bulmuştur. Machiavelli bu imparatorluk fikrini reddetti ve bunun yerine Cumhuriyetçi Roma modeline özlem duydu. Onun eserlerinde antik cumhuriyetçi şehir devletlerinin vatandaşlarının sıra dışı erdemlerini ve kapasitelerini hatırlatan çok şey vardır. Fakat diyebiliriz ki tıpkı hakim Hristiyan evrenselciliği modelinden koptuğu gibi antik dünyanın küçük özerk cumhuriyetçi şehir devleti modelinden de kopmuştur.
O bunu hükümdarın 15. bölümünün başında açık eder. Bu pasajı da okumak istiyorum. Burada Machiavelli, ben başkalarının düzenlerinden ayrılıyorum. Onların anlayışlarından ayrılıyorum der. Fakat benim niyetim onu her kim anlarsa ona faydalı bir eser yazmak olduğu için şeylerin hayalini kurmaktansa doğrudan onların gerçek doğalarına gitmek bana daha uygun göründü. Pek çokları hayal kurmuştur. İnsanın aklına burada Platon gelir, belki de Hristiyanlık da. Pek çok kimse gerçekte var olduğu ne görülmüş ne de bilinmiş olan cumhuriyetler ve hükümdarlıklar hayal etmiştir. İnsanın nasıl yaşadığı, nasıl yaşaması gerektiğinden çok uzaktır. Yapılanı yapılması gereken için bir kenara bırakan kişi varlığını sürdürmeyi değil sonunun geldiğini öğrenir. Bir diğer ifadeyle söylemde Platonik şehirlere yer yoktur. Aziz Augustinci Tanrı şehirlerine de Machiavelli biz sadece gerçek şeylere bakacağız demektedir. Meselenin gerçek doğasına, onların hayali veya ütopyasına değil. Bu pasaj 15. bölümün başı Machiavelli'nin özü ve realizm olarak, deyim yerinde ise bir tür real politik olarak anlaşılır. Olması gerekenden çok olana vurgusu, kişinin ilhamını şeylerin gerçek doğalarından alması. Birçok bakımdan bu onun öğretisinin özü olarak gözükmektedir. Kesinlikle Machiavelli siyasal gerçekliğin Platon ve Aristoteles gibi düşünürler tarafından sıklıkla ihmal edilen merkezi yönlerine odaklanmaktadır. Cinayetler, entrikalar, darbeler bunlar onun ilgilendiği siyasal olgulardır. O insanların ulaşmaya çalıştıkları iyilerden çok yaptıkları kötülüklerle ilgilenmektedir. Hatta diyebiliriz ki bizim hayal kırıklığımız pahasına Machiavelli bizim yüce niyetlerimizle eylemlerimizin gerçek sonuçları arasındaki büyük farkı göstermekten zevk alır. Fakat bu kesinlikle önemli olmakla birlikte bana öyle geliyor ki Machiavelli'nin düşüncesinde realizm terimini çağrıştırdığından daha fazlası vardır. Bu pasajda kopuşunu aslında ondan önce gelenlerin tamamını, reddedişini ilan eder. O bir taraftan ortadan kaldırır, bir taraftan da tamamıyla kendisine ait yeni bir siyasal örgüt formu oluşturmak üzere hem Hristiyan imparatorluktan hem de Roma Cumhuriyeti'nden unsurları kendi düşüncesine göre yeniden yapılandırır. Bizim bugün modern devlet dediğimiz şey, Machiavelli modern devletin kurucusu, kaşifi, mucididir. Bu modern, seküler, egemen devlet Machiavelli'den sonraki 10 yıllar ve 100 yıllar içerisinde Hobbes, Locke ve Rousseau ve 20. yüzyılda hem sağ hem de soldan düşünürlerin eserlerinde rafine edilmiş ve geliştirilmiştir. Max Weber, Carl Schmitt, Machiavelli'nin kendisini temel alan Modern Hükümdar adlı bir kitabın yazarı olan Antonio Gramsci adında bir İtalyan filozofu ikinci gruptan bazılarıdır. Machiavelli'nin devletinin kendisinin birçok yönden Hristiyan ve Romalı selefleri gibi evrenselci hırsları vardır. Fakat o bu devletin Hristiyan ve klasik erdem kavramlarından özgürleştirildiğine inanmaktadır. İşlerin yönetimi onun hükümdar dediği kişilere bırakılmıştır. Machiavellici kullanımda hükümdar bir tür hırsı, şan aşkını ve bizim karizma diyebileceğimiz peygambervari otorite unsurları taşıyan yeni bir tür siyasi kurucuyu veya lideri ifade eder. Bizim kurucumuz, modern siyaset biliminin kurucusu Machiavelli tarafından tasarlanan devrimin doğası neydi? Bir an için kitabın başlığını ve ithafını düşünün. Hükümdar, görünüşte çok geleneksel bir eserdir. O, kendisini hükümdarların aynası olarak adlandırılan uzun bir gelenek içinde sunar. Hükümdarlara şunu yap, şunu yapma türünden tavsiyeler veren kitaplardan. Kabul. Çok eski bir zamana geri gidiyor gibi gözükmekte. Ve kitabın geleneksel görünüşü ithaf mektubundaki açış sözleri ile de desteklenmektedir. İlk sözler, kendi ağzından ilk satır. Bir gelenektir diye başlamaktadır. Eser gözüne girmek için. İktidarını yeni geri kazanmış, geleneksel bir hükümdar olan Lorenzo de Medici'ye ithaf edilmiştir.
Fakat bir daha bakın. İlk üç bölümün yapısını düşünün. Birinci bölümün açış cümlesinde insanlar üzerinde egemenlik kuran tüm devletler, tüm memleketler ya bir cumhuriyettir ya da bir hükümdarlıktır der. Anmaya, cumhuriyetler ve hükümdarlıkları anmaya değer iki rejim ve sadece iki rejim olarak belirledikten sonra hükümdarlıkları kendi içinde ikiye ayırır. Hali hazırda Lorenzo tarafından yönetilen gibi otoritesi gelenek ve soya dayalı, kan bağına dayalı miras alınmış hükümdarlıklar vardır. Sonra yeni hükümdarlar ve hükümdarlıklar vardır der. Sonrasında Machiavelli, cumhuriyetlerin tartışmasını başka yere bırakarak kitabının sadece hükümdarlıklarla ilgili olacağını belirtir. İnsanın aklına cumhuriyetleri tartıştığı yer olarak aynı dönemde yazdığı Livius üzerine söylev gelmektedir. Fakat sonra Machiavelli bu kitabın özel konusunun yeni hükümdar olacağını söyler. Bir diğer ifadeyle hükümdar, Lorenzo hakkında olmayıp otoritelerini kendi kurnazlıkları, kendi güçleri, Machiavelli'nin hakkında daha sonra konuşacağım meşhur terimi virtuları sayesinde kazanmış veya kazanacak hükümdarlar hakkındadır. Bir diğer ifadeyle bu kitabın gerçek alıcısı zorunlu olarak yeni hükümdar olmalıdır. Yani otoritelerini geçmişten miras almamış fakat kendi otoritelerini kendileri yaratan, kendi otoritelerini yaratmak için yeterince siyasal cevvaliye sahip birisidir. Belki de birisi Machiavelli'nin hükümdarının kendi kendini yaratmış ilk kişi olduğunu söyleyebilir. Öyleyse bu hükümdarın karakteri nasıldır ve o daha geleneksel siyasal otorite anlayışlarından nasıl farklılaşmaktadır? Kitabın en meşhur bölümlerinden bir kimsenin kendi silahları ve erdemi ile elde ettiği yeni hükümdarlık üzerine başlıklı 6. bölümde yine bu virtu terimi bulunmaktadır. Kişinin kendi silahları ve erdemi. Machiavelli modern hükümdarın, yeni hükümdarın karakterini tartışır. Sağduyulu bir adam der, daima büyük adamlar tarafından takip edilmiş yolları tutmalı ve en mükemmel olanları taklit etmelidir ki bu sayede eğer kendi erdemi oraya kadar uzanmıyorsa da en azından onun kokusunu alır. Diyebiliriz ki en azından onların büyüklüklerinin kokusunu alma mesafesine gelmişizdir. Bir kimse uzak bir mesafeye ulaşmaya çalıştığında okçuların yaptığını yapmalıdır. Yani yer çekiminin okunu aşağı çekeceğini bilerek yayını yukarı doğrultmalısın der. Bir diğer deyişle muhtemelen daha aşağılarda kalacağını bilerek gözünü yükseklere dikmelisin. Öyleyse sağduyulu adamın, ilginç sözcük seçimi, sağduyulu adam, taklit etmesi gereken en iyi hükümdarlık yönetimi örnekleri kimlerdir? Ve burada Machiavelli, halkların ve devletlerin kahraman kurucularının bir listesini verir. Musa, Cyrus, Romulus, Teseus ve diğerleri. Birisi onların eylemlerini ve hayatlarını incelediğinde talihin onlara kendisinden istedikleri formu yaratacakları maddeyi sunan fırsattan başka bir şey vermediğini görür diye yazar. Bu cümlede Aristotelesçi rejim bağlamında konuştuğumuz form ve madde terimlerini kullandığına dikkat edin. Talih onlara istedikleri formu yaratabilecekleri fırsattan başka bir şey vermemiştir demektedir. Kısaca bir bakıma bunlar ex nihilo, yoktan var eden kuruculardır. Onlar formsuz bir madde üzerinde istedikleri formu uygulayıp şekillendirebilecekleri bir fırsata sahip olmuşlardır. Ve tabii ki onlar bu durumdan istifade edebilmeleri için gerekli akıl gücüne, cevvalliğe ve sinsiliğe sahiptirler. Bu fırsatlar bu adamları başarılı kılmıştır. Onların mükemmel erdemleri fırsatın fark edilmesini sağlamıştır. Böylelikle onların ana yurtları yüceltilmiş ve onlar müreffeh hale gelmişlerdir. Fırsatlarını değerlendirdiler. Fırsatı yakaladıklarında ona kendi formlarını verdiler. İşte burada Machiavelli meşhur silahlı ve silahsız peygamberler arasındaki ayrımını sunar. Tüm silahlı peygamberler fethetmiş ve silahsız olanlar mahvolmuşlardır. Bu açıkça katıksız Machiavellici güç siyasetinin klasik bir ifadesi gibi görünmektedir. Ve öyledir de. Meşhur bir 20. yüzyıl Machiavellicisinin bir defasında dediği gibi tüm siyaset
silah namlusundan doğar. Silahlı peygamberler fethetmekte ve silahsızlar kaybetmektedir. Fakat sanki bundan daha fazla bir şey varmış gibidir. Machiavelli hükümdarı bir peygamberle karşılaştırıyor. O niçin bu lisanı kullanmaktadır? Bir peygamber nedir? En aşikar cevap Tanrı'nın kendisine konuştuğu bir kimse olduğudur. Machiavelli'nin silahlı peygamberleri dini karakterler olmayabilir ve onlar zorunlu olarak vahiy alan kimseler değildir. Fakat en azından onun tanımında kurucu hükümdarlar, kanun verici olmalarını, kanunlar koymalarını, kurumların şekillendiricileri ve hayatlarımızı yönlendiren fikirlerin reformcuları olmalarını sağlayan sıra dışı kişisel özellikleri olan insanlardır. Machiavelli'nin silahlı peygamberi o kesitteki Orson Welles gibi sadece bir gangsterden daha fazla bir şeydir. O bir öğretmen ve bir tür eğitmendir de. Dersinizde, kendi seksiyonunuzda Machiavelli'nin silahlı peygamberinin hem Platon'un filozof krallarından hem de Aristoteles'in büyük devlet adamı türü olarak Megalopsikos'undan nasıl ve ne şekillerde ayrıldığını tartışabilirsiniz. Gerçi bu türden silahlı peygamberler daima kazanır konuşması Machiavelli'nin karakteristik özelliğidir. Bu türden sert konuşmaları sever. O açıkça silahlı peygamberler kuralının açık istisnaları olduğunun farkındadır. En canlı biçimde akla kim gelir? Bir başka deyişle Machiavelli'nin bir kimsenin taklit etmesi gereken büyük peygamberler listesinde kim yoktur? Öğrenci. Evet, en aşikar cevap sadece sözlerle ve öğretiyle muzaffer olmuş olan İsa'dır. Kesinlikle kendi çağdaşları için böyledir. Orduları yoktu, bir din kurdu, önce bir mezhep diyebiliriz, sonra da bir din ve nihai olarak bu öğreti adına kurulmuş bir imparatorluk. Kutsal Roma İmparatorluğu. Sözler de güçlü bir silah olabilir. Bir tabanca kadar. Siz de diyebilirsiniz ki, Machiavelli'nin kendisi kimdir? Machiavelli örnek, silahsız bir peygamber değilse nedir? Onun bir ordusu yoktur. Onun bir toprağı yoktur. Gerçek bir mülkü kontrol ediyor değildir. O sürgün edilmiştir. Ancak kendisini Kolomb'la kıyaslayarak fethetmeye, büyük oranda bizim iyi ve kötü, erdem ve ahlaksızlık görüşlerimizi dönüştürerek fethetmeye teşebbüs etmektedir. Diğer deyişle, insanların sana itaat etmesi için insanların önce sana inanmaları lazımdır. Machiavelli'nin peygambervari hükümdarı, insan fikrini özellikle de dediğimiz gibi iyi ve kötü, adil ve gayri adil hakkındaki fikri yeniden şekillendirip yoğurmaya çalışan bir dini reformcunun yanı sıra bir filozofun bazı özelliklerine sahip olmalıdır. Bu reformasyon veya derim yerindeyse bu dönüşüm neyi içerir? Hatta bunu Machiavelli için iyilik ve kötülük bahçesinde gece yarısı olarak adlandırabiliriz. Machiavelli hakkında sıkça söylenen bir şey, onun siyasete yeni bir tür ahlak dışılığı katmış olduğudur. Meşhur 15. bölümde hükümdara nasıl iyi olmayacağını öğretmeye koyulduğunu söyler. Çarpıcı bir formülasyon. Prense nasıl iyi olmayacağını öğretecek. Ve belki de Machiavelli üzerine şimdiye değin yazılmış en önemli kitapta yazar Machiavelli'nin kötülüğün hocası olduğunu ilan etmiştir. Bunun hakkında düşünebilirsiniz. Kötülüğün bir hocası. Bu Machiavelli'nin olduğu şey miydi? İyi ve kötü, erdem ve erdemsizlik hakkındaki sorular hükümdarın neredeyse her sayfasında gözükmektedir. O sadece siyasal pragmatizmin araçları amaçlara uydurmanın bir öğretmeni değildir. Kapsamlı bir devrimden, dönüşümden daha az bir şey öneriyor gözükmemektedir. Eğer Nietzsche'ci lisanı kullanırsanız, iyi ve kötü hakkındaki bizim en temel lisanımızın yeniden değerlendirilmesidir. Machiavelli iyi fikrini reddetmemektedir. Daha ziyade onu yeniden tanımlamaktadır. Sürekli olarak, hatta bence kitabın her sayfasında, sürekli olarak erdem dilini konuştuğunu söyleyebilirim. Onun virtu kelimesi, adam kelimesinin Latince karşılığı olan vir'den gelmekte olup, virtu belki de en iyi bizim erkeklik dediğimiz şeye karşılık gelir. Machiavelli'nin bu virtu
erkeklik lisanını kullanmasını farklı kılan, onun bu kelimeyi siyasal kuruluş, rejim değişiklikleri, hem iç hem dış savaşlar gibi belli istisnai durumlara yerleştirmek istemesidir. Birçok bakımdan Machiavelli'yi seleflerinden ayıran şey uç durumları, siyasal kuruluş, entrikalar, savaşlar, darbeler gibi uç durumları normal durumlar gibi alıp ahlakı bu uç durumlara uydurmasıdır. Onun örnekleri genellikle bir topluluğun varlığı veya bağımsızlığının risk altında olduğu istisnai insani ve siyasal toplum durumlarından gelmektedir. Diyebiliriz ki bu durumlarda ve yalnız bu durumlarda sıradan ahlak kurallarını ihlal etmek kabul edilebilirdir. Onun söylediği gibi böyle durumlarda bir kimse nasıl iyi olunmamasını, sıradan ahlakın geleneklerini ve kurallarını ihlal etmeyi öğrenmelidir. Machiavelli kabullerini bu istisnai acil durumlardan almakta ve kendi tarzında bunları normalleştirmeye ve onları siyasetin normal koşulları olarak sunmaya çalışmaktadır. Machiavelli'nin bu istisnai durumları tercih etmesi, sadece devletin varlığının risk altında olduğu büyük kriz anlarında insan doğasının gerçekten kendisini gösterdiğine dair inancını ifade etmektedir. Biz insanların gerçekten ne olduklarını nihayet veya tam olarak sadece en istisnai koşullarda anlayabiliriz. Machiavelli'nin tüm ahlaki düşüncesine hakim olan paradoks, erdemin var olma ihtimalinin siyasal dünyayı daima tehdit eden kaos, şiddet ve düzensizlik durumlarından doğması ve hatta onlara bağımlı olmasıdır. Bunu bir düşünün. Bizim büyük modellerimiz ve kahramanlarımızın birçoğunu düşünün. 14. Louis olmadan Marlborough Dükü'ne ne olurdu? George 3 olmadan Washington ne olurdu? Kölecilik çıkarı olmadan Lincoln ne olurdu? Hitler olmaksızın Churchill ne olurdu? Diğer deyişle kötü var olmadan iyi var olamaz. İyi kötünün üzerine kurulmuştur. Bir şehrin kurulması ve korunması gibi en büyük iyiler bile sıklıkla cinayeti gerektirir. Romulus'un Remus'u katli, Kabil'in Habil'i katli şehirlerin ve medeniyetlerin kurulmasına yol açan cinayetler değilse nedir? Bir bakıma insan aklının üçüncü adama, Veles'in yukarıdan aşağıya bakıp hareket etmeyi kesen her nokta için sana 20 pound verseydim yine de paramı kendime saklamamı söyler miydin şeklindeki repliği gelir. Machiavelli için rejimlerin kurulması böyle soğukkanlı ve canice hesaplamayı gerektirir. Tabii ki filmdeki bir şehrin kurulmasını değil, bir suç örgütünü desteklemek için kullanılmaktadır. Bunu da inceleyebiliriz. Fakat Machiavelli sıradan durumlarda, normal siyaset zamanları dediğimiz durumlarda adaletin sıradan kurallarının baskın olacağını reddetmemektedir. Bununla beraber o aynı zamanda siyasetin kendisinin normal oyunun kurallarının askıya alındığı kriz dönemleri, anarşi, istikrarsızlık, devrim gibi sıra dışı siyasete bağımlı olduğunu gösterir. Bu koşullarda sıra dışı erdem ve kapasite sahibi, 6. bölümde isimlendirdiği gibi peygambervari kalitelere sahip kişilerin çıkması en muhtemeldir. Bir anlık karşılaştırma yaparsak, Aristotelesçi devlet adamının istikrarı ve onu elde etmenin araçlarını değerli bulması en muhtemel şeyken, Machiavellici hükümdarın sadece en istisnai durumlarda birisi başarılı olup müreffeh olabileceği için savaş koşullarını arzu etmesi muhtemeldir. Yine filmdeki repliği bir düşünün. Borgia'ların yönetiminde 30 yıl boyunca şiddet, cinayet, terör ve kan. Fakat bu ne sonuç verdi? Daha önce görülmemiş bir azamet. İstikrar, demokrasi, kardeşçe sevgi ve barış. Bu ne sonuç verir? Vasatlık, guguklu saat. Bunda Machiavelli'den çok Nietzsche'nin izleri vardır. Fakat sanırım Machiavellici tonlar da aşikardır. Şunu bir düşünün. Her çocuğa, her birinize,
Hepimize iyi sonuçların takip edeceği görülse bile yanlış şeyleri asla yapmamamız öğretilir. Bir kimse bundan bir iyilik doğmasını beklese bile başkalarına kötü örnek olmak asla doğru değildir. Fakat Machiavelli kötü örnek olmamakla ilgili kuralı çiğnemektedir. Erdem, klasik ılımlılık, adalet, öz denetim veya Hristiyan iman, ümit ve yardım erdemleriyle ilişkilendirilmez. Onun için erdem bir tür erkeksel girişkenlik, cevvallik, acımasızlık, kişinin kendi gücüne dayanması ve bir kimsenin amaçlarını gerçekleştirmek için hesaplı zalimlik yapmasıdır. Machiavellici Virtu'nun modeli genel olarak Rönesans devlet adamı Cesare Borgia'dır. Orson Welles'in Cesare Borgia hakkında bugün çok sık izlenmeyen bir film yapmış olması da ilginçtir. İçinde Cesare'nin temsil ettiği ve Machiavelli'nin onu takip edenlere tavsiye ettiği Virtu'yu temsil eden Hükümdar'ın 7. bölümünden bir pasaj okuyarak sizden ayrılmak istiyorum. Bir seferinde Dük, yani Cesare'nin kendisi. Bir seferinde Dük Romana'yı almıştı. Floransa'nın dışında bir yer. Orada yetersiz lordların tebaalarını doğru yola getirmek yerine şımartmaya hazır olduklarını ve onlarla birlik olmak yerine ayrılığa düşmek için nedenler verdiklerini gördü. Bunun üzerine Cesare oraya tam yetki verdiği zalim ve pratik bir adam olan Messer Ramiro de Orco'yu atadı. Böylece Cesare bu bölgeye düzen getirmesi için kendisinin temsilcisi olarak tam sorumlulukla bir kişi atadı. Ramiro kendisine büyük ün getirecek biçimde kısa sürede oraya barış ve dirlik getirdi. Bunun üzerine nefret üretmesinden korkarak Dük bu denli aşırı otoritenin gereksiz olduğuna karar verdi ve ilin merkezinde en mükemmel başkanın başkanlık ettiği ve her şehrin temsilcisinin olduğu bir sivil mahkeme oluşturdu. Geçmişteki sertliklerin Ramiro'nun aleyhine bir nefret yarattığını bildiği için halkın ruhlarına hitap etmek ve onları kendi yanına çekmek, eğer geçmişte bir zalimlik yapıldıysa bunun nedeninin kendisi olmayıp yöneticisinin doğasından kaynaklandığı fikrini vermek istiyordu. Ve fırsatı eline geçirdiğinde, bu fırsatı yakalama lisanı, onu bir sabah şehir meydanına bir yanında bir ağaç parçası ve kanlı bir bıçak olduğu halde iki parça halinde yerleştirdi. Onu iki parçaya kestirmişti. Kanlı bıçak ve bir ağaç parçası yanındaydı. Machiavelli bu görüntünün vahşeti insanları hem tatmin etmiş hem de sersemleştirmişti diyerek bitirir. Tabii ki bu Machiavelli'nin virtüsü, hükümdarlık erdemidir. İnsanları tatmin etmek ve sersemleştirmek. Bizim bugün şok ve huşu diyeceğimiz şeyler. Tamam, haftaya bu bilgi adama devam edeceğiz. İkinci ders. Son derste Machiavelli'nin hem pek çok bakımdan bir devrimci olduğu hem de erdem ve erdemsizlik, iyi ve kötü hakkındaki ahlaki dili değiştiren bir reformcu olduğunu söyleyerek dersi bitirmiştim. Machiavelli hem Platon hem de belki de daha önemli olarak dine dayalı kaynaklar ile ilişkilendirilen daha eski bir lisanı ikame etmeyi, ters yüz etmeyi amaçlıyor. Erdem lisanını tamamıyla dönüştürmek, ona yeni bir anlam vermek. Onu Platonik veya Hristiyan diğer dünyacılıktan daha çok dünyevi güç anlamında değiştirmek istiyordu. Onun için erdem veya yine onun terimiyle virtu, erkeklik, güç ve iktidar ile ilişkilidir. Hükümdar'ın 25. bölümünde hükümdarın ahlakının cevvalliğe dayalı olması gerektiğini söyler ve kullandığı meşhur ve muğlak imajda talihin bir kadın olduğunu belirtir. Sizin hükümdarın kadının nasıl fethedileceğini güç ile, zalimlik ile, cevvallik ile fethedileceğini bilmesi gerektiğini söyler. Bu Machiavelli'nin dilidir. Erdem, dünyevi şan arayışı, hırs,
başarıya ulaşma arzusu ile ilişkilendirilir ve bugün bunun hakkında uzun uzadıya konuşmak istiyorum. Siyasal ve felsefi literatürde kirli eller problemi denen şey hakkında konuşmak. Eğer siyasal oyuna katılmak istiyorsanız ellerinizi kirletmeye hazır olun. Machiavelli'nin bununla ne demek istediğini, bu probleme nasıl geldiğini tartışmak istiyorum. Avrupa ahlakını dönüştürebilmek için diğer bir deyişle 15. bölümde dediği gibi hükümdara nasıl iyi olmamayı öğretmek için ahlakın kaynağına gitmemiz gerektiğini ileri sürer. Ahlakın kaynağına gitmelisiniz. Düsturları, bizim hayatlarımızı yöneten standartları etkilemek için bu standartların ve bu düsturların kaynağına gitmelisiniz. Ve bu da sadece dinde bulunabilir. Tuhaf bir şekilde, kimi açılardan, din hükümdarın temel konularından biri gibi görünmemektedir. 18. bölümden hatırlamaya değer bir pasajda Machiavelli, hükümdara daima dindar görüntüsü vermeyi tavsiye etmektedir. Hükümdar, bağışlayıcı, imanlı, dürüst, insancıl ve dindar görünmelidir der. Bu son niteliğe sahip görünmek için bunlardan daha gerekli olan başka bir şey saymaz. Mesele açıktır. Dinin var olması iyi olmakla beraber bununla açıkça Hristiyanlığı kastetmektedir. Onun gerçekte yaşanması zararlıdır. Bunun Platon'un Devlet'in ikinci kitabında Glaukon'a verdiği cevapta adalet hakkında söylediği şeyi nasıl dönüştürdüğü hakkında bir düşünün. Orada Trasimachus adilmiş görüntüsüne sahip olmak gerçekte adil olmaktan daha önemli değil midir demektedir. Ve burada bir bakıma Machiavelli Koro'ya sesini dahil etmektedir. Dinin gerçekliğinden ziyade görüntüsüne sahip olmak çok daha iyidir. Fakat Machiavelli'nin din hakkındaki öğretisinin özünü anlamak veya keşfetmek için hükümdardan bir parça ayrılıp Livius üzerine söyleve girmeliyim. Ve belki de bu kitabın en önemli bölümünde, ikinci kitabın Romalıların savaşmak zorunda olduğu halk tipleri ve onların özgürlüklerini inatla savunması üzerine başlıklı ikinci bölümünde, bir bölüm için oldukça uzun bir başlık olduğu kesin. Machiavelli, iki karşıt ve birbiriyle uyumsuz ahlak kodu olan Hristiyan ve pagan inançları arasında güçlü bir karşılaştırma geliştirir. O, eğer bir kimse kendisine eskinin insanlarının, yani antik dünyanın, nasıl olup da bizim bugün olduğumuzdan daha fazla özgürlüklerine düşkün olduğunu sorarsa, sanırım cevap bugün insanı geçmişte olduklarından daha az cesur yapan şeyle aynı neden olduğudur. Daha az cesur. Ve sanırım bu bizim eğitimimizle geçmiş günlerin eğitimi arasındaki farktan kaynaklanmaktadır demektedir. Machiavelli'nin burada göndermede bulunduğu antik dünyada insanları özgürlüklerine bizim çağdaşlarımızdan veya Machiavelli'nin çağdaşlarından daha düşkün yapan veya yapmış olan bizim eğitimimizle geçmiş günlerin eğitimi arasındaki fark tam olarak nedir? Machiavelli'nin eğitim, özellikle de ahlaki ve dini eğitim üzerindeki vurgusu antik zamanlar ve kendisininki arasındaki anahtar farktır. O, bu iki çağın biri pagan dünyeviliği, diğeri de Hristiyan masumiyet üzerinde temellenen iki çok farklı ahlaki ve dini eğitim sistemi geliştirdiğine inanmaktadır. Machiavelli'nin ahlaki kodu, deyim yerinde ise, dünyevilik ile masumiyet diyebileceğimiz şeylerin arasındaki bu çatışmadır. Machiavelli'nin söyleminden uzunca bir pasaj okumama izin verin. Zira bunun oldukça aydınlatıcı olduğunu düşünüyorum. Bizim dinimiz, aşikar ki zamanının Katolik Hristiyanlığını düşünerek bunu söylüyor. Bizim dinimiz, eylem insanından ziyade mütevazı, tefekküre yönelen insanları, keşişleri, rahipleri, mütevazı ve tefekküre yönelmiş insanları yüceltmiştir. Tevazu, mahrumiyet ve dünyevi şeylere yönelik aşağılama, İnsan için en büyük iyilikler olarak sunulur. Öte yandan diğer
yani antik ahlaki kod, öte yandan diğeri en üstün insani iyileri yüce gönüllülük, bedensel güçlülük ve insanı çok cesur kılmaya yönelik her şeyle özdeşleştirmiştir. Ve eğer bizim dinimiz sende güç olmasını talep ederse, bu cesur eylemler gerçekleştirme gücü olmayıp acıya katlanma gücüdür, der. Diğer deyişle Hristiyan gücü, Hristiyan'ın gücü, çarmıha gerilmiş İsa'yı düşünerek acıya katlanma gücüdür. Onun ifadesiyle cesur şeyler yapma gücü değil. Machiavelli için söz konusu olan sadece bu iki farklı ahlakın var olması değildir. Ahlakı yumuşatarak, bizi daha nazikleştirerek Hristiyanlığın siyaset üzerine derin olumsuz etkileri olmuştur. Bu yaşam kalıbı dünyayı zayıflatıp onu kötünün avı haline getirdi diye devam eder. İncil ve Hristiyanlık tarafından getirilen bu yaşam kalıbı, bu eğitim kalıbı, bu ahlaki eğitim kalıbı dünyayı zayıf kılmıştır. Diğer deyişle Hristiyanlık tevazu, mahrumiyet, kalp saflığını yayarak siyasal özgürlüğü savunmak için gerekli niteliklerin geliştirilmesini güçleştirmiştir. Hristiyanlık dünyayı zayıf kılmıştır. Veya yine onun oldukça yüklü terimini kullanarak söylersek, efemine yapmıştır. Hiç şüphesiz Machiavelli böyle bir terim kullanmaktan ötürü bir suç kuruluna hesap verirdi. Ancak onun dili budur. Ne diyebilirim? Bu nedenle bugün geçmişe göre daha az cumhuriyet olmasının nedeninin bizim onlar kadar özgürlük aşkına sahip olmamamız olduğu sonucunu çıkarır. Şimdi Machiavelli'nin antik sivil dinlere, antik sivil teolojiye açık gönderme yapması, Livius'un Roma Cumhuriyeti'nin Tarihi adlı eserindeki Numa'nın rolüne bir övgüdür. Numa, N-U-M-A. Bu metin üzerinde otorite olan Justin, isterseniz size bu konuda daha fazla şey söyleyebilir. Fakat Livius'un kitabının açılışında, kardeşi Remus'u öldürmüş olan Romulus tarafından Roma'nın nasıl kurulduğunun hikayesini anlatır. Bundan sonra Roma'nın ikinci bir kez kurulması gerekir ve bu ikinci kuruluş Numa'nın eseridir. Livius, Numa'nın ilkinde silahların gücüne dayalı olarak kurulmuş olan Roma'nın adalet, hukuk ve adetlere uyma, diğer deyişle din temelinde yeniden kurulacağına karar verdiğini belirtir. Şehrin kuruluşunu tamamlamak için onun tanrılarını oluşturmak ve kanuna uygun saygının gösterilmesini sağlamak gerekiyordu. Numa, dine, adetlere uymaya ve benzerine ilişkin Roma yasal kodlarını koyan kişidir. Fakat Machiavelli, Livius'u ve Roma'nın ikinci kuruluşuna dair hikayeyi, dinin faydası hakkındaki önemli bir dersi kendi toplumuna anlatmak için kullanmaktadır. O, okuyucuya, din içeriğinin doğruluğu ile değil, toplum için sonuçları bakımından değerlendirilecektir, der. Fakat Numa hikayesi veya onun bu hikayeyi kullanımı bize dinin sosyal faydası hakkındaki bir dersten daha fazlasını söyler. Roma'nın kuruluşu esnasında din, Romalıların savaşçı karakterini dizginlemek ve kontrol etmek için gerekliydi. Din, ilk Romalıların vahşi ve kaba karakterleri üzerinde bir yumuşama etkisi getirmek zorundaydı. Fakat bizim için bugün din karşıt etkiyi yaratmalıdır, der Machiavelli. O, özgürlükleri üzerindeki tecavüzlere direnme içgüdüsünü kaybetmiş, halka bir tür savaşma ruhu kazandırmalıdır. Birçok bakımdan bu, Machiavelli'nin bir kimsenin kendi silahları sloganının daha derin anlamıdır. Çeşitli pasajlarda iyi bir cumhuriyetin kendi silahlarına ve kanunlarına dayanması gerektiği formülünü kullanır. Ve daha derin bir anlamda bu bir kimsenin kendi silahları özgürlüğünüze yönelik tecavüzlere direnme kapasitelerini geliştirmek anlamına gelmektedir. Diğer ifadeyle hükümdar tebaasını kutsal vaatlere güvenmek yerine kendi silahlarına dayanmaya teşvik için dini kullanmak zorundadır. Ve bu yine onun Hükümdar'ın 13. bölümünde
Davut ve Golyat'ın hikayesini, İncil'den Davut ve Golyat'ın hikayesini anlatmasındaki öğretidir. Machiavelli'nin bu hikayeyi nasıl yeniden anlattığını ve aynı zamanda yeniden yazdığını hatırlıyorsunuz. O hikayeyi Davut bir sapan ve bir bıçak ile silahlandı, Golyat'la savaşa girdi diyerek yazar. Hikayeyi bilen, onuş hikayenin İncil'deki anlatımı ile karşılaştıranlarınız, Davut'un Golyat'la savaşa sadece sapan ve Saul'un zırhı ile gittiğini bilir. Machiavelli ona bir bıçak vermiştir. Bu nereden geldi? Bıçağı niye ekliyor? İncil'deki hikayeyi ustaca değiştirmesi oldukça açıklayıcıdır. Bunun dersi, evet, Tanrı'nın vaatlerine güvenin ama her ihtimale karşı bir bıçak getirindir. Bu, ringe çıkmadan önce rahibe gidip kendisi için dua etmesini isteyen boksör dövüşçü hakkındaki eski bir fıkra gibidir. Rahip, onun için dua edeceğim ama yumruk atabilirse işe yarayacaktır, der. Machiavelli, kendi ülkesinin ihtişamını yeniden tesis etmek için gerekli olan bu savaşçı erdemlerde derin biçimde eksik olduğunu hissetmiştir. Bu, onun yazdığı uzun bir şiirin konusudur. Evet, şaşırdınız. Evet, Machiavelli şiir ve oyunlar yazmıştır. Onun oyunu Mandragola halen oynanmaktadır. Fakat Machiavelli ilginç, Ambizione adında hırs, platonik tumos gibi bir şey. Uzun bir şiir yazmıştır. Bu şiirde vatandaşlarının sivik ruhlarının noksanlığı ve savaş sanatında yeniden eğitilmeleri gerekliliği hakkında hayıflanmaktadır. Size bu şiirden kısa bir parça okumak istiyorum. Eğer bu denli ihtiyatlı ve yaralı olan İtalya'nın güçlü ve savaşçı insanlar üretmemesinin nedeni olarak bir ihtimal doğayı suçlamaya yeltenirseniz, bunun korkaklığımızı silmeye yeterli olmadığını, çünkü doğanın yetersiz kaldığı yerde eğitimin destek olacağını söyleyebilirim. Sıkı eğitim, antik çağlarda İtalya'yı yükseltip bütün dünyayı fethedip kendine yer açmasını mümkün kıldı. Fakat şimdi eğer gözyaşlarına yaşam denebilirse, o uzun çekişmesizliğin getirdiği yıkım ve mutsuz kaderin altında yaşamaktadır. Ve şiirin bu kısa bölümünden yeni bir tür eğitim konusunu ve Machiavelli'nin ifadesiyle doğanın kusurlarını sadece onun telafi edebileceğini görürsünüz. İnsanları zayıflatan şey bu çekişme noksanlığı, bu uzun çekişme noksanlığıdır. İnsanlar uzun süreli barış tarafından zayıflatılıp savaş tarafından güçlü, korkusuz ve bağımsız yapılırlar. İtalya için sadece kendisini yeniden güçlendirerek, onun ifadesiyle eski günlerdeki gibi yükselip tüm dünyayı fethederek kendine yer açması mümkün olacaktır. Söylemek istediği şu gibidir. Eğer özgürlük istiyorsanız, en azından Hristiyanlığın iyiliği tanımladığı anlamda nasıl iyi olmamanız gerektiğini bilmelisiniz. Eğer sadece iyi olmak yerine gerçekten iyi bir şey yapmak istiyorsan, Hristiyan tevazu erdemi, öbür yanağı çevirme, günahların bağışlanması reddedilmelidir. Diğer bir ifadeyle ellerinizi kirletmeyi öğrenmelisiniz. Hristiyanlığın masumiyeti ile Machiavelli'nin yeni ahlakının dünyeviliği arasında bir uzlaşma olamaz. Bunlar Machiavelli'nin ifade ettiği iki uzlaşmaz ahlaki pozisyondur. Fakat o bundan da ileri gider. Masumlar tarafından sahip olunan güvenlik, bizim kabahatsiz hayatlar sürme ve huzurlu uyuma özgürlüğümüz, hükümdarın keskin bakışlı olmasına ve acımasız güç kullanımına bağlıdır. Gerçek devlet adamı, Machiavelli için gerçek hükümdar, ortak iyi sevgisi, kendi halkına yönelik sevgi ile genel olarak büyük bir yönetici için vazgeçilmez kabul edilen zalimlik damarını birbiriyle karmaya hazırlıklı olmalıdır. Bu ikinci özellik iyi olmamayı bilmenin, vahşeti ne zaman ve nasıl kullanacağını veya Machiavelli'nin anlamlı ifadesiyle doğru uygulanmış şiddeti bilmenin bir parçasıdır. Şiddet doğru kullanıldığında bir erdemdir.
Bu basitçe ahlaki iyiliğin bir ahlaki kötülük ortamından nasıl doğduğunun, hatta onu gerektirdiğinin bir diğer örneğidir. Machiavelli'nin size tavsiyesi açıktır. Eğer siyasal yaşamın sorumluluklarını kabul edemiyorsanız, eğer ellerinizi kirletmeye katlanamıyorsanız, şiddeti, ihaneti ve hatta cinayeti gerektirebilecek sert zorunlulukları kaldıramıyorsanız, öyleyse kenara çekilin. Bu size göre değildir. Kendinizin bazen adaletle denen yüce gönüllü masumiyetinizi devlet yönetiminin gerekleri üzerine dayatmayın. Çünkü bu sadece yıkıma yol açacaktır. Modern dönemde örneğin Jimmy Carter'ın başkanlığı Hristiyan insaniyetçiliği ile devlet aklının gereklerinin karıştırılmasının bir örneği olarak görülür. Eğer zor şeyi yapamayacaksan der Machiavelli, güç şeyi yapamayacaksan o zaman siyasetin dışında kal. Kendi yüce gönüllü ahlakını devlete dayatma. Başta söylediğim gibi felsefi literatürde bu Fransız filozof Jean-Paul Sartre tarafından yazılmış meşhur bir oyundan esinlenilerek kirli eller problemi olarak bilinir olmuştur. Kirli eller problemi görevler çatışmasına, siyasetin zorlu gerekleriyle ahlaki saflık ve dünyaya belli bir mesafede durma doğrultusunda eşit derecede talepkar, arzu arasındaki ahlak anlayışları çatışmasına göndermede bulunur. Machiavelli, ahlaki olarak saf, temiz ve masum olma arzusunda derin, takdire şayan bir şeyler olduğunu reddetmemektedir. Fakat sadece bunun siyasetin ahlakından oldukça farklı bir ahlak olduğunu söylemek istemektedir. Sartre'ın oyununda olay 2. Dünya Savaşı sırasında kurgusal bir Doğu Avrupa ülkesinde, muhtemelen Yugoslavya gibi bir yerde geçer. Burada bir komünist direniş savaşçısı, direnişe yeni katılmış genç ve idealist bir savaşçıyı bir siyasi suikast emrini yerine getirmeye direnmesinden veya tereddüt etmesinden ötürü azarlamaktadır. "Niye bize katıldın?" diye sorar komünist direniş savaşçısı. "Saflık bir yogi veya keşiş içindir. Hiçbir kimsenin masum bir biçimde yönetebileceğini düşünüyor musun? İfadesi tabii ki Fransız devrimi sırasındaki Jacobin terör döneminin liderlerinden olan Saint-Just'tan alınmıştır. Siyasetin ne olduğunu düşünüyorsun? Bir ahlaki saflık oyunu mu? Aynı tür çatışma Soğuk Savaş döneminin büyük romancısı John le Carré'nin muhteşem siyasal romanlarının tam da merkezindedir. Onun muhteşem erken siyasal gerilim romanlarından biri olan Soğuktan Gelen Casus'ta Komünist Parti'ye katılmış olan genç ve idealist bir İngiliz kütüphaneci ile bir ilişki yaşayan ve gizli bir görev yürüten Britanyalı bir casusu resmeder. Bu kez kadındır komünist olan, idealist olan. O, nükleer silahsızlanma davasına yardımcı olacağına ve uluslararası barışı getireceğine inandığı için partiye katılmıştır. Lemas, casus, ona kendisinin casus olduğunu açıkladığında aynı zamanda kendisinin siyasetin ne olduğu, siyasetin doğası hakkındaki görüşlerini de söyler. "Oyunda sadece bir kural vardır," der Lemas. "Geçici işbirliklerinin uygunluğu. Casusların kim olduğunu sanıyorsun? Rahip, aziz, şehit? Onlar sefil küçük insanlardır. Sersem, tuhaf, sadist, ayyaş, çürümüş yaşamlarını aydınlatmak için kovboy ve kızılderili oynayan insanlardır. Onların keşişler gibi oturup neyin doğru neyin yanlış olduğunu tarttıklarını mı sanıyorsun?" Bu örneklerin ikisi de Sartre örneği ve John le Carré örnekleri bir bakıma ilginç örneklerdir. Ama onlar aynı zamanda benim sahte Machiavellici dediğim türdendirler. Bekaretinizi kaybetmenin entelektüel denge olarak masumiyetlerini kaybettiklerini göstermek, dünyaya masum gözlerle bakmadıklarını göstermek için sert konuşan entelektüel türleri. Machiavelli tabii ki bu oyunu oynamayı sever ve o dünyanın güçlüler ve zayıflar arasında, şeyleri oldukları gibi gören realistler ile
ahlaki illüzyonların rahatlığını arzulayan idealistler arasında bölündüğünü söyler. Evet, Machiavelli bazen bu görüşü doğrular. Silahlı peygamberlerin daima kazandığını, silahsızların daima kaybettiğini söylemiyor mu? İnsanların onların ne olduğunu zannettiklerini değil, gerçek şeyleri anlatacağını söylemedi mi? Fakat Machiavelli'nin tüm bir kitabı zaten aşikar olan bir şeyi, yani güçlülerin zayıfları daima ezeceği, siyasetin vicdani tereddütlerini kapıda bırakmış olanlar için olduğunu ispat için yazmış olması akla yatkın değildir. Soru, Machiavelli'nin gerçekten bu türden bir Machiavellici mi olduğudur? Machiavelli, Machiavellici miydi? Görelim. Machiavelli ne tür yönetimin en iyi olduğunu düşünmüştür? Hükümdarın başında işaret ettiği gibi iki tür rejim vardır. Hükümdarlıklar ve cumhuriyetler. Fakat bu rejimlerin her birinin belli karşıt eğilimler, onun deyimiyle salgılar, umori üzerine temellendiğini söyler. Hükümdarın 9. bölümünde her toplumda iki yaygın salgı bulunur. Bunlardan halkın üstünler tarafından ne yönetilmek ne de baskılanmak istememesi eğilimi ve üstünlerin halkı yönetmek ve baskılamak eğilimi doğar. Bunlar iki büyük siyasal psikolojik eğilimdir. Baskılanmamak doğrultusundaki halk arzusu ve üstünlerin yönetme ve baskılama eğilimi. Machiavelli, her toplumun üstünde temellendiği iki sınıf halkı belirtmek için bu iki psikolojik ve hatta kimi açılardan yarı medikal terim olan salgılar ifadesini kullanmaktadır. Onun 9. bölümdeki salgı teorisi, canlı bir istisna dışında bazı açılardan ruhun 3 sınıfı tanımını, ruhun 3 kısmını anımsatmaktadır. Şehrin her sınıfı bir humor ile bağlıdır veya belirlenebilir. Ancak her iki humor da akla bağlı değildir. Her devlet bu nitelikleri, bu psikolojik nitelikleri ifade eden iki sınıfa bölünmüştür. Zengin ve güçlü olup hakim olmak isteyenler, grandi ve ne yönetmek ne de yönetilmek istemeyip sadece yalnız bırakılmak isteyen sıradan insanlar, popolo. Şimdi bir kimse, hükümdar başlıklı bir kitabın yazarının yönetmek arzu eden üstünleri, grandi'yi tercih etmesini beklerdi. Bu aristokratik şan ve şeref amaçları tam olarak Machiavelli'nin savunur gözüktüğü şeyler değil midir? Fakat pek çok açıdan Machiavelli, belki de bizi şaşırtacak biçimde, asillerin erdemlerini küçültür. Halkın amaçları, amaçlar, halkın hedefleri, üstünlerinkinden daha düzgündür. Çünkü üstünler baskı altına almak isterken halk baskılanmamak ister der. Tavsiyesi, hükümdarın iktidar temelini asillerden ziyade halka dayandırmaya çalışmasıdır. İktidar hırsları yüzünden asiller daima hükümdara bir tehdit oluşturacaklardır. Ve Platonik ve Aristotelesçi siyaseti ilginç bir biçimde ters yüz ederek burada asiller dönek ve güvenilmezken halk daha istikrarlı ve güvenilirdir der. Hatırlayın, Platoncu ve Aristotelesçi siyaset anlayışında demokrasi, halkın, demosun yönetimi hep dönek ve güvenilmez ve tutkulara tabi olmakla eleştirilmişti. Burada Machiavelli bize üstünlerin bu türden istikrarsızlığa tabi olduğunu ve halkın daha güvenilir olduğunu söylemektedir. Bir hükümdarın düşman bir halktan bekleyebileceği en kötü şey onlar tarafından terk edilmektir. Fakat üstünlerden bekleyebileceği en kötü şey sadece terk edilmek değil, aynı zamanda kendisine karşı harekete geçilmesidir. Grandi daha tehlikeli ve dönektir. Böylece yönetimin asıl işi onlar daima potansiyel bir çatışma ve hız kaynağı oldukları için seçkinleri nasıl kontrol edeceğini bilmektir. Hükümdar hırsı nasıl yola getireceğini, üstün ve güçlülerin deyimlerinde ise kibrini kırmayı bilmelidir. Ve bu azlığın kibrini kırıp burnunu sürtmek, çarşamba günü göreceğimiz üzere Thomas Hobbes'un da felsefesinde temel bir konudur. Hükümdarın veya egemenin yönetim hırsını kontrol etmeyi gerektirir.
Ve bu da seçici infaz politikaları, kamusal suçlamalar ve siyasal yargılamalarla mümkündür. Cuma günü dersi sonunda sanırım 7. bölümden okuduğumuz örneği Cesare Borgia ve Ramiro Dorca örneğini ve onun infazının, kanlı infazının halkı nasıl sersemleştirip hem de tatmin ettiğini hatırlıyor musunuz? İşte burada asillerin hırslarını kontrol etmenin ve halkı kendi tarafınıza çekmenin mükemmel bir örneğini görüyoruz. Böylece Machiavelli'nin hükümdarı tam bir demokrat olmamakla birlikte halkın temel düzgünlüğünü ve onların imanını koruma ihtiyacını tanır. Düzgünlük ile onların hakimiyet kurma ve kontrol etme arzularının olmamasını, hırslarının olmamasını kasteder gibidir. Fakat bu tür bir düzgünlük halkta aynı zamanda aylaklığa ve ölçüsüzlüğe kaçma eğilimi olduğu için iyilikle aynı şey değildir. Başkalarını baskılamama arzusu iyi olabilir. Ama halka özgürlüklerini nasıl savunacakları da öğretilmelidir. 1500 yıllık Hristiyanlık halkı zayıflatmıştır. Siyasal sorumluluk alma kapasiteleri olmaksızın ve kendilerini saldırılardan savunacak kaynaklardan yoksun bir şekilde bırakarak zayıflatmıştır. Evet, hükümdarlar çokluğun, affedersiniz, asillerin hırslarını nasıl kontrol edeceklerini bilmeleri gibi sıradan halkın arzularını da nasıl güçlendireceklerini bilmelidir. Hükümdarın bazı okuyucuları, hatta bazı çok kurnaz okuyucuları Machiavelli'nin hükümdarının kılık değiştirmiş bir demokrat olduğunu ve hükümdarın halkı gücü gasp eden hükümdara karşı uyarmak amaçlı olarak yazıldığını düşünmüşlerdir. Bu, örneğin büyük 17. yüzyıl siyaset felsefecisi Spinoza'nın Machiavelli hakkında düşündüğü şeydir. Basitçe Siyasal Deneme adlı kitabında Spinoza, Machiavelli bir halkın refahını bir hükümdara teslim etmeden önce ne kadar dikkatli olması gerektiğini göstermek istemiştir, der. Ve bu en uzak görüşlü kişi hakkında bu görüşe yönelmemin nedeni onun özgürlükçü olduğunun bilinmesidir, diyerek devam eder. Bu Machiavelli hakkında Spinoza'nın görüşüdür. Çünkü onun özgürlükçü olduğu bilinir, der ve kitabın hükümdarlık yönetimi hakkında bir kara mizah olduğunu düşünür. Eğer Spinoza'ya inanmıyorsanız veya onun otoritesinin yeterli olduğuna inanmıyorsanız, birkaç hafta içinde okuyacak olduğunuz bir başka kişiyi, sosyal sözleşmeden Jean-Jacques Rousseau'yu ele alın. Machiavelli şerefli bir insan ve iyi bir vatandaştır, der Rousseau. Medici hanedanına bağlı bir kişi olarak ana vatanının baskı altında olduğu zamanda özgürlük aşkını gizlemek zorunda kalmış şerefli bir insan ve iyi bir vatandaştır. Yani hükümdar kitabın özgürlük sevgisi, Rousseau'nun kendisinin bahsettiği türden muhtemelen halkın özgürlüğü hakkında olan esas öğretisini saklayacak şekilde yazıldı. Belki bu yorumlar çok ileri gidiyor. Belki bunlar abartılıdır. Ve ben bir dereceye kadar öyle olduklarını düşünüyorum. Fakat Machiavelli'nin bu iki ciddi okuyucusunun onu özgürlük havarisi olarak görmeleri açıklayıcıdır. Spinoza onun kitabını halka hükümdarlık yönetiminin tehlikeleri hakkında bir uyarı olarak alarak, Rousseau, Medici ailesinin tiranik doğasına hitap etmek zorunda olduğu için özgürlük aşkını bilinçli bir şekilde sakladığını düşünerek. Her halükarda onlar onun asillere karşı el altından halkın tarafını tuttuğunu düşünmektedirler. Her neyse, bir kimse bu örnekler hakkında ne düşünürse düşünsün, Machiavelli bu zamana değin konuştuğumuz klasik kavramların önemli yönlerine meydan okuyor görülmektedir. Klasik cumhuriyette, Platon ve Aristoteles'in antik cumhuriyetlerinde bu cumhuriyetler asiller tarafından zenginliğe ve boş vakte sahip olan ve bu nedenle sağlam siyasal yargılar oluşturmaya muktedir ve hakimiyet kuracak olan centilmenler tarafından yönetilecekken, Machiavelli'nin devletinde hakim sosyal ve siyasal güç halk olacaktır.
Machiavelli bir dereceye kadar gücü asillerden halka doğru yeniden yönlendirmek istemektedir. İnsan bunu neden yapmak istediğini bilmek istiyor. İlk olarak o halkın üstünlerden daha güvenilir olduklarını söyler. Halka bir kez özgürlüklerinin değerini bilmeleri, özgürlüklerine yönelik tecavüzlere karşı çıkmaları, mütevazi ve itaatkar uşaklar olmaktan çok ürkütücü ve uyanık bekçi köpekleri olmaları öğretildikten sonra halk bir devletin gücü ve yüceliği için güvenilir bir temel olacaktır. Halk yanında olarak hükümdarın halkı için güçlü bir sivil yaşam ve kendisi için daimi şan elde etme amaçlarını gerçekleştirmesi daha muhtemeldir. Ve Machiavelli'nin söylemeyi sevdiği gibi hükümdar zamana ayak uydurmayı bilmelidir. Hükümdar için geçerli olan şey Machiavelli gibi hükümdara danışman olanlar için daha az geçerli değildir. Bir kimse bir halkın zamanını ve karakterini bilmelidir. Antik cumhuriyette demosun tutkuları üzerine kısıtlar bulmak ve koymak gerekli olabilirdi. Ama cumhuriyetlerin geçmişte kalan bir şey olduklarını modern dünyada halka her şeyin üstünde özgürlüklerine değer vermeleri öğretilmelidir. Geçmişin en mükemmel hükümdarları, kanun tabloları getiren ve halkı öz yönetim için hazırlayan Musa gibi olanlardı der bize. Hükümdarın son bölümü, 26. bölümün yurttaşlarına kendilerini özgürleştirmeleri ve İtalya'yı yabancı işgalcilerden kurtarmaları doğrultusunda vatansever bir çağrıyla tamamlaması yerinde ve uygundur. Evet, Machiavelli ne başardı? Onun gerçek başarıları nelerdir? Siyasal yaşamın ahlaki kodunu yeniden yazmak veya yeni bir ahlaki kod yazmak, yeni bir siyasi kıta kurmak, Kolomb gibi yeni anlayış ve düzenler kurmak gibi yapmaya koyulduğu şeylerin hepsini başardı mı? İlk olarak onun klasik ve Hristiyan antikite ile öncesi bulunmayan kopuşunu kimse hafife almamalıdır. Alamaz. Kendisinden önce gelen herkesten ve belki de kendisinden sonra gelenlerden de daha çok siyaseti dinin kontrolünden özgürleştirmeye çalıştı. Gördüğümüz gibi yeni hükümdar dini nasıl kullanacağını bilmeli ama din tarafından kullanılmamayı öğrenmeli. Dindarların esiri olmamalıdır. Dini tutkuları ve duyguları kullanmayı bilmeli fakat onlar tarafından kullanılmamalıdır. Siyaset tamamıyla dünyevi bir iş olmalıdır. Siyaset hiçbir aşkın standart veya ister Tanrı'nın bir kanunu olsun, ister bir tür aşkın ahlaki düzen veya kod olsun, siyaset kendisinden doğmayan ahlaki kurallar ile sınırlanmamalı, kısıtlanmamalıdır. Bugün bizim dindar sağ diyeceklerimize Machiavelli'nin uyarısı ya da onun dindar sağ eleştirisi siyaseti aşkın ahlak kanunlarına uyduramayacaklarıdır. Fakat Machiavelli sadece siyasete yeni bir dünyevilik getirmemiş, diyebiliriz ki aynı zamanda yeni bir tür popülizm de getirmiştir. Platon ve Aristoteles iktidarı bir eğitim ve erdem aristokrasisine verecek aristokratik cumhuriyetler hayal etmişlerdi. Machiavelli bilinçli bir şekilde halkın gücünü eğitim ve erdem aristokrasilerine karşı kaydeder. O tesadüf ve şans değil ama planlama ve tasarım ile modern dünyada yeni bir tür cumhuriyeti yeniden inşa etmeye çalışmış, neredeyse bir tür öncü demokrattır. Machiavelli'nin hayal ettiği cumhuriyet ilginçtir. Meseleler hakkındaki hayalleri değil, sadece gerçekleri anlatacağını bize söylerken, yine de Machiavelli'nin kendisi barışta değil ama savaşta olan yeni bir rejim, modern dünyada yeni bir cumhuriyet hayal etmektedir. Bu cumhuriyet silahlı ve yayılmacı olacaktır. Machiavelli'nin cumhuriyeti çatışma, savaş ve fetihten beslenir. Saldırgan ve emperyalisttir. Kulağa aşina geliyor mu? O biz miyiz? Aslında bu haftaki New Republic'te yer alan Robert Kagan'ın Cowboy Millet başlıklı harika makalesine bakarsanız, Kagan büyük bir ikna gücüyle Amerikan Cumhuriyeti'nin toprakların fethinden Kızılderililerin ele geçirilmesine, Louisiana'nın alınmasından Meksika ve İspanya'ya karşı bağımsızlık savaşına ve 20. yüzyıldan 21. yüzyıla en başından beri yayılmacı, saldırgan,
emperyalist olmuştur der. O, bunun bizim tarihimiz olduğunu söylemektedir. Ve onun söylemesi gereken ama kanımca pek söylemediği, bu tarihin Amerikan olduğu için böyle olmayıp cumhuriyet olduğu için, rejim tipinden, rejim karakterinden ötürü böyle olduğudur. Bu tür davranış cumhuriyetlerin doğasına içkin gibi görünmektedir. Machiavelli'yi tüm sosyal ve ahlaki iyilerin ahlaken şüpheli araçlarla tesis edildiğini düşünmeye iten şey, onun cumhuriyetçi Roma siyasetine, bir seferinde birisinin dediği gibi, kurt siyasetine duyduğu imrenmedir. Machiavelli'nin arzuladığı cumhuriyet haline geldik mi? Yoksa hep öyle miydik? Seksiyonlarınızdayken ve ödevlerinizi yazarken bunu düşünün. Bu arada ödev konularınızı çarşamba günü bildireceksiniz. Ve nihayet Machiavelli yeni bir ahlaki olmayan realizm yazarıdır. Sanırım her ne gerekiyorsa onun sloganıdır veya sloganı olmalıdır. Her ne gerekiyorsa. Ve tuhaf bir şekilde o sadece tüm yazarlar tarafından hep biline gelen bir şeyi sadece yüksek sesle ifade ettiğini iddia eder. Hükümdarın canavarı ve insanı nasıl kullanacağını bilmesinin gerekli olduğunu söyler. 18. bölümde bu rol antik yazarlar tarafından üstü kapalı olarak öğretildi der. Öyleyse antik yazarların kıssa, muamma ve mite sarmaladıklarını Machiavelli'nin açıkça söylemekten başka bir şey yapmadığı iddiası Machiavelli'nin yeni siyaset bilimi hakkında bir şey söyler. Daha önce incelikli olarak ve özelde öğretilmiş olan şimdi açıkça ve kamusal olarak öğretilecektir. Bir zamanlar sadece birkaç kişiye açık olan şey şimdi herkese açık olacaktır. Belki de her şeyden öteye Machiavelli'nin yeni açıklığı ve geçmişten gelen otoriteye meydan okuma arzusu ve otoritenin doğanın ve Tanrı'nın bir bağışı olduğu görüşü yerine onu kişinin kendi yapımı, kendi yaratısı olarak görme istekliliği onun modernliğini oluşturan asıl şeydir. Sözlerimi burada tamamlayacağım ve çarşamba günü Machiavelli'nin modern dünyadaki en büyük ve en derin takipçisi Thomas Hobbes adlı bir adamı okumaya başlayacağız.